Değerli arkadaşlar, bugün 20 Ocak Cumartesi, ifade alma tutanağının oturumunun ikincisini açıyoruz sizlere. Şimdi ifade almanın kendisini incelemeye başlayacağız. Burada maddeden giderek analitik bir çalışma yapalım istedik ve 147. maddeyi size takdim etmek istiyoruz. 147. madde, İfade alma ve sorguda uyulacak kuralları söylüyor bize ve kendi içerisinde üçe ayrılmış. Bir, ifade alma öncesine yapılacak olan işlemler var. İki, ifadenin tutanağa bağlanması var. Üç, ifade almanın kendisi var. Fakat kanun maddesinde ifade almanın kendisini doğru düz düzenlenmediğini görüyoruz. Yani orada sadece mealen anlıyoruz üçüncüsünü. Bu nedenle önce ilk ikisi üzerine duralım. Sonra ifade almanın işleyişini ayrıca konuşalım. Önce 147. maddenin 1A fıkrasına göre kimlik saptaması var. Burada saptama kelimesi geçiyor. Saptama. Ve burada şüpheli veya sanığında kimliğine ilişkin sorulara doğru cevap vermek yükümlülüğü var. Bu bir yükümlülük. Buna uymamanın iki tane yaptırımı var. Bir, kabahat teşkil edebilir. İki, başkasının ismini falan verirse de cürüm, suç teşkil edebilir. Bunun bilinmesi gerekiyor. 147. maddenin 1B fıkrasına göre de şüpheliye yüklenen suçun anlatılması lazım. Burada suçun anlatılması derken biz suç teşkil eden fiilin anlatılmasını anlamamız gerekir. Yoksa maddenin söylenmesi değil. Hangi suç fiilini işlediğinin anlatılması. C fıkrasına gelince müdafi seçme hakkının bulunduğu, hukuki yardımdan yararlanabileceği ve müdafiinin ifade alma ve sorgu sırasında hazır bulunabileceği belirtiliyor. Yani burada da zorunlu müdafilik sistemini görüyoruz. Eğer müdafi yoksa kendisine baro tarafından bir zorunlu müdafiinin görevlendirilmesi maddenin hükmü. D fıkrasına geldiğimizde yakalanan kişinin yakınlarına yakalandığının derhal bildirilmesi söz konusu. Bu yakınlarına bildirmede 3 aşama var. Bir, ilk yakalama anında bildirme var. İkincisi, ifade alma sırasında bildirme var. Üçüncüsü, tutuklama kararı verilirse bildirme diye 3 ayrı aşama vardır hukukta yakınlarına bildirme bakımından. E fıkrası önemli. Susma hakkının söylenmesi burada da. Suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğunu söylenmesi. Ama daha da önemlisi F. F fıkrasında şüphelinin lehinde delil toplanmasını isteme hakkı var. Bunun çok önemli altını çizmek istiyoruz. Müdafi olarak katıldığınız olaylarda şüphelinin benim lehimdeki delillerini toplanmasını istiyorum demeniz bir önemli husustur. Ve sırf delil toplanması değil, bir de delili ileri sürme hakkı var. Olanları ileri sürme, olmayanları da toplanmasını isteme hakkı. G fıkrasında ise kişisel ve ekonomik durum hakkında bilgi alma, aile yapısı, iş yeri hakkında bilgiler alma ve en sonunda da bu ifadenin teknik imkanlardan faydalanarak kaydedilmesi meselesi var. Şimdi bu teknik imkanlardan faydalanarak kaydetme konusunda kanun bir mecburiyet getirmiş. Ses ve görüntü kaydının yapılması mecburiyetini söylüyor bize. Ancak yönetmelik böyle değil. Yönetmelikte ihtiyara bıraktığı için uygulamada genellikle ses ve görüntü kaydının yapılmadığını ben duyuyorum. Çocuklarda hocam yapılıyor. Çocuklarda yapılıyor mu? Mağdur, kırılan grupların. Yani orada zaten kanun gereği yapılıyor. Bu birinci aşamaydı. İfadenin alınmasının öncesinde yapılacak işlemler. Fakat ifadenin alınmasından sonra yapılacak olan işlemler ise bir tutanak düzenlenmesidir.
Bu tutanaklarda nelerin bulunacağını kanun açıkça bize söylüyor. Şimdi biz bu noktaların tek tek incelenmesine geçmek isteriz. Önce yüklenen suçun anlatılması ne demek? Müdafi seçme hakkı ne demek? B ve C fıkralarını Volkan Bey'in açıklaması için sözü kendisine vereceğim. Değerli izleyiciler, değerli meslektaşlar, kendisine yüklenen suçun anlatılması aslında isnadı öğrenme hakkının bizim kanunumuzdaki görünümü. İsnadı öğrenme hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 2. fıkrasında farklı düzenlenmiş. Bizim ifade alma, yakalama alma yönetmeliğimizde farklı düzenlenmiş. Bakın, en ayrıntılı düzenleme bizim yönetmeliğimizde. Çünkü yönetmeliğin 6. fıkrası açık bir şekilde yakalama sebebi ve hakkındaki iddialardan bahsediyor. Yani vakalardan da bahsetmen lazım diyor yönetmelik. Ancak kanunumuz kendisine yüklenen suç anlatılır dediği için uygulamada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Rüşvet suçundan gözaltına alındınız. Yakalandınız hakkınızda. Ya da örgüt üyeliği, hangi örgüte üye, yani niye üye, o örgütün hangi eylemine katılmış, Taksim'de yürürken gözaltına alınmış, X örgütünün o gün toplantısı varmış ve siz de oradan geçiyordunuz ya da katıldınız, gözaltına alındınız. Yani ayrıntı vermiyor. Dolayısıyla biz burada kendisine yüklenen suçun isnadı öğrenme hakkı kapsamında mutlaka ayrıntılı anlatılması gerektiğini belirtiyoruz. Detayların da verilmesi gerektiğini, tamamını tabii ki veremez soruşturmaya dair ama savunma yapabilecek kadar en azından argümanı, doneyi mümkün olduğunca almaya çalışın. Avukat olarak bu konuda da avukatların mutlaka talepkar olması lazım. Kanun madde metinlerinin yazılmasını yeterli görmüyoruz. Müdafi seçme hakkı da zorunlu müdafilik kapsamında olan bir durumda zaten özel ya da barodan mutlaka bir avukat bulunmak zorunda. Tipik örneği bunun işte tutuklamaya sevk edilirse kişi sorguda avukat hazır bulunmalı. Suça sürüklenen çocuklar çocuk koruma kanunu uyarınca avukatın mutlaka hukuki yardımdan yararlanmalı. Vekil için aynı şeyler geçerli suça sürüklenen çocuklarda. Zorunlu müdafilik öngören haller var. Dolayısıyla zorunlu müdafiinin gerektiği hallerde avukat mutlaka bulunmalı. Peki avukatsız ifade alınırsa ne olur? Bakın şu günlerde yaşanan bir olay hocam. Boykot yaşanıyor. Biliyor musunuz? CMK avukatları, Türkiye Barolar Birliği geçen hafta evet başkanlar kurulu karar aldı. Boykot yapıyorlar. Yani CMK sistemi kapatıldı. Peki avukat gönderilmezse ne olacak hocam? Avukatsız ifade alınabilecek mi? Bunun hukuki değeri ne olacak? Biz 2010 tecrübesini de yaşadık. 9-10'a 2010 yılında yaşandı. Hocamızın görüşünü alalım. Buyurun hocam. Yani bir soruşturma evresinde müdafiinin olmaması temel bir insan hakkı. Çünkü yasal mecburiyet var burada. Ancak ödenecek ücretlerin az olması dolayısıyla bir boykot yapılması sanık haklarını etkilememeli diye düşünüyorum ben. Bu boykotu pek doğrusu anlayamadım şeyini. Sınırlı bir boykot hocam. Zaten evet. Kırılgan gruplar, kadına onlar karşı şiddet, de, çocuklarla ilgili. De, yani başka bir yöntemle şey yapması lazım, tepki göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Ama sizin avukat olarak görüşünüz de bu farklı olabilir. Ya ben boykota karşıyım. Ben de biz avukatlık kanunu uyarınca biz toplumu, halkı savunmasız bırakamayız diye düşünüyorum. Boykot bir yöntemdir. Ben yöntemi eleştirmiyorum ama benim katıldığım bir yöntem değil. Yani boykot, biz avukatlık yapmıyoruz demektir. Ben her koşulda avukatlık yapma taraftarıyım. Ücretlerin düşüklüğü ayrı bir konu, doğru. Ücretler düşüktür ama onlar görüşme yoluyla aşılabilecek konular diye düşünüyorum ama boykot insan hakları ihlaline yol açabilir. Avukatsız tutuklama, gözaltı olursa. Değerli meslektaşlar, susma hakkının bölünebilip bölünemeyeceği konusu tartışmalı. Yani kişi hakkında 10 tane soruya 5 tanesine cevap verip 5 tanesine susma hakkını kullanabilir mi? Doktrinde bildiğimiz kadarıyla bölünebileceği yönünde görüşler yoğun bu susma hakkının ama uygulamada ne kadar sağlıklı olur? Bir kısmına cevap verip bir kısmına cevap vermemekte ifadenin samimiyetini sorgulanır hale getirir. Özellikle de cevap verilmeyen kısımlara kovuşturma aşamasında çok iyi cevaplar, hazırlanılmış cevaplar verilmesi de ileriki aşamalarda sorun yarata
bilir değerli meslektaşlar. Ben yasak sorgu yöntemlerinden özellikle yorma konusundan bahsedeceğim. Bu çok geniş bir konu ama yasak sorgu yöntemlerinde bakın yorarak ifade alma yoğun bir şekilde başvuruluyor. Neden? Gündüz kolluk birimlerinin işi var. Gerçekten yoğun çalışıyorlar. Avukatlar da yoğun çalışıyor. Gece ifade alınıyor. Şimdi gece ifadeye gittiğimizde avukat yorgun, kolluk yorgun, şüpheli de yorgun, sağlıklı ifade veremeyebilir. Bakınız doktrinde hemen bugünkü programda hocamız doktrine de yer vermemizi istediği için Profesör Ünver ile Profesör Hakeri'nin Ceza Muhakemesi Hukuku kitabının 1. cildinin 534. sayfasında Alman Federal Yüksek Mahkemesi kararından bahsediliyor. Çok ilginç bir karar. Alman CMK'sının 136. maddesinin A paragrafı ifade alan polisin şüpheliyi her türlü yormak suretiyle irade özgürlüğünü etkilemesini yasaklamadığını belirtiyor. Şimdi bizim kanunumuz çok açık bir şekilde yorarak ifade alınmaz diyor. Ama Alman kanununun ve Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı bunu bize biraz yorumlayabilir misiniz hocam? Yormanın derecesi nedir burada? Şimdi buradaki Alman 136A maddesinde kullanılan kelime ermüdung'tur. Müde, yorgun. Ermüde, bitap düşecek şekilde yorgun. Şimdi Alman hukukundaki bu ayrım dolayısıyla normal derecede yorulmuş bir insanın ifadesinin alınabileceği söyleniyor. Fakat bitap düşecek kadar yorgun ise o zaman yasaklanıyor. Yani Alman 136 ayı açıklayan şeyin onun ifadesi o. Mesela siz bir koşarsınız, yorulursunuz ama bir soru sorulduğu vakit cevap verebilirsiniz. Kafanız çalışıyordur. Ama saatlerce uyumayıp yemek içme yapmadan sürekli sorgu artık bir yerde A diyeceğinizi B demeye başlarsanız. İşte bu şekilde yormayın yasak olduğunu söylüyor. O şerhin şeyi o. Bu yorgunluğun takdirini kim yapacak hocam? Kolluğa mı bırakacak? Hayır, bunu ileride mahkeme yapacak. Yani o şekilde yoruldu muydu diye değerlendiren kişi onu yapacak. Fakat bu arada kısmi susmadan söz ettiniz biraz evvel. Bazı soruda cevap verip bazısını vermeme. Bunun tehlikeli olduğunu söylemek isterim size. Eğer bir kişi bazı sorulara cevap verip de bazısını da vermezse buna kısmi susma deniliyor hukukta. Bu aleyhinde delil olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle de İngiliz hukukunda hak bildirmede ya sus ya hepsini cevapla diye bir hak daha bildirirler. Yani susma hakkınız var. Müdafiden yararlanabilirsiniz. Ama kısmi susmanın hukuka aykırı neticede olacağını İngiliz hukuku belirtir. Bu kısmi susmaya değinmeniz de iyi olur bu konuda. Fakat bir nokta var. Burada Centel Zafer'in 21. basısında 269. sayfasında not edilen husus var. Orada da yalan söyleyip söyleyemeyeceği şüphelinin ifade alması arasında. Anglo-Amerikan hukukunda bir şüpheli hatta sanık ifade verirken vermeyi kabul ederse artık tanık olmuştur. Tanık statüsüne girmiştir. Yani tanık statüsüne girince de doğru söylemek, yemin etmek filan yükümlülüğü var. Türk hukuku böyle değil. Alman hukuku da böyle değil. Şüpheli veya sanık tanık konumunda değildir. Söylediği sözler, özgür iradesiyle söylediği sözler mahkeme huzurunda delil olur. Ama yalan söyleyebilir. Bunu söylüyor Centel ve Zafer. Sanığın yalan söyleyebileceğini ifade ediyor. Yine hukuk aykırı delillerle ilgili, ifade alma yöntemleriyle ilgili Volkan Bey bir giriş yaptı. Burada da yine Veli Özel Özbek'in Polis Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Haklar diye çok güzel bir kitabı var. Bu kitapta da 1213. sayfada ifade almada yasak yöntemleri çok ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Burada da önemli olan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi yasağı var. Getirilmesi mecburiyeti, getirilmemesi yasağı var. Bunun üzerine azıcık duralım. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. Yani eğer bir şüpheliye ilk başta susma hakkı söylenmemişse, o da bir şeyler söylemişse, bu takdirde bunun vereceği ifadelerin hukuka aykırı olacağını söyleyen Miranda kuralının
Türk hukukuna yansımasını bize ifade ediyor Veli Özel Özbek. Bu da güzel bir çalışma diye not edebiliriz. Evet, şeye geçelim şimdi. Diğer noktalara geçelim. 147. maddeyle ilgili başka ilk hatırlatma gereken şeyler neler şimdi var? Değerli meslektaşlar, lehe olan delilleri sunabilirsiniz, toplanmasını da isteyebilirsiniz. Ancak eğer avukatsanız ve lehe olan delillere müvekkilin, müvekkilin yakınlarının, ailesinin ulaşma şansı varsa bunları getirtin, bunları bulun. Şirketle ilgili bir soruşturmaysa, şirketin genel müdürü gözaltındaysa, muhasebecisine, şirketin özel hukuk işlerini yapan avukatlarına ulaşmak suretiyle belki birçok lehe delil toplayıp bulabilirsiniz. Yani burada sadece somut delillerin toplanmasını isteyin ama geriye çekilin. Hayır, bunu ben kabul etmiyorum. Eğer lehe delilleri siz bulup toplayabiliyorsanız soruşturma makamlarına yardımcı olmak için bunları sunun. Yani müvekkilin mesela kaçma şüphesinin olmadığını ispatlayacak evrakları buyurun sunun. Müvekkilin o tarihlerde şirketin mesela yetkilisi olmadığını, bunlar ulaşılabilecek evraklar. Ticaret sicil kayıtları varsa bunların muhasebecisi, şirketin işte müdürün sekreteri hepsi bunları vakıftır. Bu evrakları bulup getirebilirler size. Dolayısıyla lehe delilleri sadece toplanmasını istemek değil, siz de sunarak lehe delilleri kullanabilirsiniz. İfade ve sorgu tutanağı, ifade ve sorgunun bir tutanağa bağlanması olayına geldiğimizde değerli meslektaşlar, bakın bu tutanağa eğer avukat imza atmışsa kanunumuz farklı bir delil değeri yüklüyor. Nerede yüklüyor? Yine doktrinal atıfta da bulunalım. Bakınız Profesör Hakan Karakehya'nın Ceza Muhakemesi kitabının 5. basısında değerli meslektaşlar her iki maddeden de ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. 148 zaten bilinen bir madde olduğu için buna çok hani değinmek istemiyorum. Yani avukat olmadan, hazır bulunmadan ifade, kolluk çağrından ifade hükme esas alınamaz şeklinde hüküm var. Ama 213'te de bir atıf var. Burayı Karakehya hocamız atıfta bulunmuş. 213. maddedeki atıfta bakın. Aralarında çelişki bulunması halinde sanığa hakim veya mahkeme huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan veya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir diyor. Tersten okuyalım değerli meslektaşlar. Sanığın duruşma sırasındaki beyanı ile arasında çelişki bulunması halinde müdafiin hazır bulunmadığı kolluk ifadeleri duruşmada okunmayacak. Bakınız, değer falan atfetmiyor. Duruşmada dahi okuyamazsın diyor. Yani hukuka aykırı delilleri aslında burada otomatik olarak reddeden bir anlayış var. Avukat huzurunda alındıysa oku diyor. Bu nereden ortaya çıkıyor? İşte mülakat tartışmasına geliyoruz. Bakın kanunumuzda, uygulamada, yönetmelikte olmayan ama uygulamada müvekkille yapılan ön görüşmelerin bazen tutanağa bağlanması söz konusu. Eğer burada hak hatırlatılması yapılmadan kişi konuşmuşsa ister kendi rızasıyla konuşsun, ister kendi rızasıyla konuşmasın. Ben burada tutulan tutanağın hukuki bir değerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü ifade alma ancak savcı talimatıyla olur. Savcıdan talimat alır kolluk. Zorunlu müdafilik gerektiren bir suçsa da zaten avukat huzurunda ifadesi alınır. Kişi ifade verirse susma hakkını tercih etmeyip de ifade verirse, orada bir şeyler anlatırsa bu değerlendirilir. Ama bu şekilde mülakat, ön görüşme, şifai beyan şeklinde müvekkille görüşülüp, şüpheliyle görüşülüp bunları bir de tutanağa bağlamak ya da müvekkilin ifadesinde, şüphelinin ifadesinde bahsetmediği şeyleri biz seninle sabah mülakat yapmıştık, orada anlatmıştın bize. Ya da avukatın gelmeden önce bize bunları anlattın, şimdi avukat geldikten sonra niye susuyorsun şeklinde yapılan müdahaleler hukuka aykırı. Bunlar uygulamada yaşanıyor mu? Evet, yaşanıyor. Kolluk görevlileri şunu ifade ediyorlar hocam. Biz gözaltına aldığımızda kendisi samimice anlattı bize bunları. Biz de CMK 160 uyarınca soruşturma aşamasında yaşanan her şeyi tutanağa bağlamak zorundayız diye anlatılanları bağladık. Kendisi de imzaladı. Bunu da savcıya verdik. Burada susma hakkı söylenmiş miydi? Söylenmiş olanlar da var, söylenmeden anlatılanlar da var. Söylenmiş, sıkıntı yok da söylenmemişse hukuk aykırı. Peki susma hakkı söylendikten sonra hocam çok ayrıntılı beyanda bulunursa olayla ilgili? Ya, kapsamlısı çıkarsa o kötü tabii. Kabul edilmemeli. Ama zorunlu müdafilik ne oldu? Evet, yani müdafiinin hukuki yardımını bypass etmemesi lazım.
Burada zorunlu müdafili kapsamında bir suçsa eğer ben burada kolluğun bunu da hatırlatması gerektiğini düşünüyorum. Siz beyanda bulunuyorsunuz ama burada lehinize durum var. Artık ifade almaya giriyor olay. Zorunlu müdafili kapsamında olan bir suçla ilgili beyanda bulunuyorsunuz. Avukatın hukuki yardımdan yararlanabilirsiniz demesi. Ama o hayır istemiyorum ben şimdi her şeyi anlatacağım deme şansı yok hocam. Kanun gereği zorunlu müdafi olmadan ifadesi alınamıyor kişinin. Tabii. Meşhur Saldus kararı var. Saldus Türkiye kararı. Bu kararda avukatı hazır olmadan, yani müdafisi hazır olmadan alınan bir ifade var. Ve Saldus kararı bütün Avrupa'da hukuku değiştiren bir karar. Saldus 1, Saldus 2 kararları falan var. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ilk aşamada, ilk karşılaştığı sırada susma hakkını söylemiş, müdafiden yararlanma hakkını söylemişse sorun yok. Fakat müdafiyi gene de her halükarda müdafiyi olmadan bir ifade alınmışsa bu ifadenin hukuki geçerliği yoktur diyor. Bir kişi ne her ne kadar polis söylese bile susma hakkın var. Susarsa ne olur? Susmazsa ne olur? Bunu bilmez. Yani bir aydınlatılmış onam kavramı var hukukta. Yani bir susma hakkını vazgeçerken susma hakkından ne sonuç doğar bunu bilmeniz gerekiyor. Susarsam ne olur, susmazsam ne olur? Bunun için avukatın bunu anlatması lazım. Bu anlatmadan eğer kişi ben susma hakkından vazgeçmişim derse ve avukat hazır bulunmadan ifadesi alınırsa bu ifadenin bütün soruşturma boyunca, kovuşturma boyunca kullanılamayacağına ilişkin Saldus kararı çok önemli bir karar ve ifade almada bunu bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim kanun da şimdi bunu zorunlu hale getirdi. 148. madde şunu söylüyor. Müdafi hazır bulunmadan bir ifade alınmışsa, kovuşturma evresine çıktığını ben bunu kabul etmiyorum derse onun hiçbir hükmü kalmıyor diyor. Ama bunun bir de tersini okuyun. Çok tersi çok zararlı. Yani zarar da şu. Siz yeni bir avukatsınız. Soruşturma evresinde ifade almada hazır bulundunuz ve imzaladınız da. Şimdi bu verdiği ifade ileride delil oluyor. Tersine okuduğunuz vakit. Yani bu nedenle avukatların, genç avukatların bilhassa susma hakkını kullandırırken ya da konuşma için bir örneği gösterirken çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü delil vermiş oluyor şüpheli. Avukatı yanında olduğu halde bir ifade verir ve hepsi imzalarsa ileride mahkeme önünde bu delil oluyor. O delili önceden yaratmış oluyorlar. Şimdi burada Mustafa Özen'in güzel bir kitabı var. Bu 6. baskısını yapan bu kitabın 656. sayfasında çok önemli bir kuralı hatırlatıyor. O da şu. İfade alabilmesi için polisin Cumhuriyet Savcısı'na bir emir vermiş olması lazım. Cumhuriyet Savcısı emir vermeden kolluk kendiliğinden ifade alırsa hem suç işlemiş oluyor çünkü kanunun hükmünü yerine getirmiyor ve kanunun hükmüne göre de soruşturmaya kendiliğinden başlayamıyor. Cumhuriyet Savcısı verdiği emirle başlıyor ve her bir yapılacak işlem için de ayrı emir verilmesi gerekiyor. Bu nedenle Mustafa Özden'in bu notunu size iletmek istedim. Bir de Cumhur Şahin'le Neslihan Göktürk'ün şimdi 13. baskısını yapmış olan Ceza Muhakemesi kitapları önemli. Cumhur Şahin şu yönden önemli çünkü çok eski yıllarda ifade alma ve sorgu konusunda bir tez yazan bir kişidir. Burada da ifade alma ve sorgunun yapılışını anlatıyor detaylı bir şekilde. Bu detayın içerisinde önemli olan soru sorma tekniğidir. İki şey önemli. Birinci önemli olan şey susma hakkını kullanıp kullanmama konusunda bir karar vermiş olması ve konuşmaya karar verirse de şüpheli kendisine sorulacak olan soruların irade üzerinde baskı yapan bir soru tipi olmaması gerekir. İrade üzerinde baskı yapan soru tipi yönlendirici sorudur. Yani yönlendirici soru evet veya hayır ile cevap verilebilen sorular yönlendiricidir. Siz eve girdiniz,
cinayeti işlediniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız değil mi? Şeklindeki bir soru sorulamaz. Sorulacak olan soru anlatıcı sorudur. Bu önemli bir konu, buna dikkat ediniz lütfen. İfade almalarda kolluğun soracağı soruların olayı içerisine yansıtıp suçlayıcı şekil almaması gerekir. Mesela şöyle soramaz polis, diyemez ki siz şu gün şu arada birisiyle buluştunuz. Orada şunu şunu verdiniz. Ondan sonra bunu yaptınız, bunu yaptınız. Eve girdiniz, bilmem ne yaptınız. Anlatın. Şimdi anlatacak bir şey bırakmadı ki. Bütün olayı söyledi. Size sadece evet veya hayır demek kalıyor. Bu tür soruların sorulmayacağını bilin ve Miranda kuralını hatırlayın. Miranda kuralı haklarını öğrenerek, öğrendikten sonra cevap vermektir. Bir de 148. maddede iradenin serbest olması kuralı var. İradenin serbest olması kuralı, kötü muamele vesaire o 148'de var ama bir de soru sormadan dolayı iradenin baskı altına almış olması gerekiyor ki Volkan Bey bu konuda biraz açacak zannediyorum. Onu da bize ifade etsin. Şimdi değerli izleyiciler, değerli meslektaşlar, kolluğun yönlendirici değil, anlattırıcı soru sorması gerek ancak kolluk genelde avukatlardan daha profesyonel oluyor. Özellikle o suç tiplerine yoğunlaştığı için kolluk görevlileri o suç tipleriyle ilgili hem delil teorisine daha vakıf oluyorlar hem şüphelinin muhtemelen ne söyleyebileceğini, nasıl cevaplar verebileceğini, hangi sorulara karşı zorlanacağını daha iyi bildikleri için kolluk teknik olarak daha usta sorular hazırlıyor. Ve bu soruların bir kısmında aslında hukuki anlamda da ciddi tuzaklar var. Eğer cinayeti kabul etmeyen bir kişiye ısrarla bıçağı nereden aldın? Hadi anlat, elimizde görüntüler var. Aleyhine tanık beyanları var. Şeklinde sorular sorulursa artık burada iradeyi sakatlayıcı, yönlendirici, baskı altına alıcı sorular vardır. Aslında en sağlıklı sorular anlattırıcı, 5'na 1K diye tabir edilen yani nerede, nasıl, işte kiminle şeklinde sorular daha anlattırıcıdır. Ama yönlendirici sorularda avukat ne yapması lazım? Bakın kritik bir noktaya geldik. Eğer ısrarla müvekkile yönlendirici sorular soruluyor ise, hukuka aykırı delillerden yola çıkarak soru soruluyor ise avukatın burada müdahale etmesi lazım. Müdahale etkisi var mı? Evet var. CMK'da yazmasa da bu. İfade alma yönetmenin 23. maddesinde müdafiin her türlü beyanı ve müdahalesi tutanağa geçirilir dediğine göre müdafi müdahalede bulunabilir. Ancak bu müdahale maddi gerçeği karartacak müdahaleler değildir. Bu müdahale kişinin yerine geçip sorulara cevap vermek de değildir. Yani bunu yapan çok avukat oluyor. Bakın ben gözlerimle gördüm defalarca. Müvekkil olayı anlatıyor, eksik anlatıyor, fazla anlatıyor. Bakın diyor o olay öyle değil, isterseniz ben anlatayım diyor avukat. Hayır, ifadeyi asla avukat vermez. Avukat sonra savunma yapabilir, beyanda bulunabilir ama yerine geçip ifade veremez. Mesela teknik suçlarda oluyor. Şirketin sadece kağıt üzerinde yetkili bir kişisi şüpheli. Yaşlı hocam, 90 yaşında şirketin, aile şirketinde yönetim kurulu üyesi. Gözaltına alınmış. Özel hukuk avukatı, şirketin 10 senedir avukatlığını yapan kişi o konuyu şüpheliden daha iyi biliyor. İfade sırasında şunu söylüyor. Bunu ben anlatabilir miyim izin verirseniz? Kendisi bilmiyor, ben anlatmak istiyorum diyor. Kolluk da, kolluğun da işine geliyor. Çünkü biliyor ki o kişiden alamayacak bu bilgileri. Buyurun siz anlatın diyor. Ben böyle ifadeler gördüm. Hukuka uygun mu hocam? Değil. Kesinlikle ama baktığınızda pratik bir çözüm ama hukuka uygun değil. İşte burada avukat o yönetmeliğe aykırı davranıyor. Sorulara kişinin yerine geçerek cevap veriyor. Belki de doğruyu anlatıyor. Maddi gerçeği gizlemiyor, karartmıyor ama bakın bunu şöyle yapabilir. Beyanından sonra şüphelinin avukat beyanı olarak bahseder. Ben şirketin uzun yıllardır avukatı olduğum için işleyişte şu 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 maddi vakalar vardır. Bunlar olur. Bunu savunma olarak sunabilir ama yerine geçip sorulara cevap veremez. Kişiye hukuka aykırı delillerle soru sorulamaz. Bakın bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına konu olmuş. Kişinin telefonu çalıyor. Diyorlar ki kolluk görevlileri telefonu aç. Telefonu açınca da olayın suç ortaklarından birisi şerik konuşmaya başlıyor. Bunu da tutanağa bağlıyor kolluk görevlileri.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu hukuka uygun değil diyor. Yani bunu da tutanağa bağlıyorlar. İfadede buna yönelik sorular soruyorlar. Biraz önceki tutanakta sana böyle dedi suç ortağın. Eski deyimle işte şerik. Sen ne diyorsun? Zaten hukuka aykırı delil. Hukuka aykırı delil üzerine soru sormak, hukuka aykırı delillerin uzak etkisi olarak düşündüğünüzde hukuka aykırıdır. Peki değerli meslektaşlar, hukuka aykırı, bu kadar hukuka aykırılığı barındıran bir ifadenin sonrasında ne yapacaksınız? Kolluğun size yapacağı şey şudur. Avukat hanım, avukat bey ifadeyi uzatır. Bunu imzalayın. Bakın imzalamak zorunda değilsiniz. İmzadan imtina şansınız var. 147.5 İmzadan imtina şansını size veriyor. Ancak imzadan imtina nedenlerini ya siz yazacaksınız ya kolluk yazacak. Avukatın ben sadece bunu imzalıyorum, imzalamıyorum demesi 147.5'in bence kötüye kullanılmasıdır. Hukuka aykırılıkları belirtin. İfade esnasında anlattırıcı değil yönlendirici sorular soruldu. Müvekkilin ikrara yönlendirilmesi söz konusu oldu. Müvekkil aleyhindeki hukuka aykırı deliller üzerinden sorular soruldu ve bu durum zapta geçmedi. Beyan olarak bildiriyorum deyin. Zaten bunları söylerseniz bence artık imzadan imtina nedeniniz ortadan kalkıyor. İmzayı da atabilirsiniz. Ama bunları yazmazlarsa evet imzalamayın. Çok kısa bir doktrinal bilgi de verelim. Bakın dijital ceza muhakemesi hukuku değerli hocamız Bahri Öztürk Durmuş Tezcan'ın hazırladığı bir kitap. Kitabın ikinci basısı yapılmış. Bakın 369. sayfasında ikrara dair bir takım açıklamalar var. Geçmişte delillerin şahı olarak kabul edilen ikrar bugün son derece dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir delil olarak ortaya çıkmıştır. Evet eskiden ikrar önemliydi çünkü delil teorisi bu kadar değişmemişti, dijital deliller yoktu. Artık bir şey ispat etmek daha kolay eskiye göre. Dolayısıyla ikrara da şüpheyle bakmak lazım. Bakınız fenli kayıtlarla çelişen ve hiçbir yan kanıtla doğrulanmayan soyut ikrarın mahkumiyet kararına dayanak yapılması kabul edemez diyor değerli hocamız Bahri Öztürk ve Durmuş Tezcan hocalarımız kitaplarının ikinci basısında 369. sayfasında. Delil teorisine dair de önemli bir kitap. Dolayısıyla ikrarın da maddi vakalarla uyumlu olması lazım. Yani ikrar tek başına delil değil. 1996 yılında gerçekleştirilen bir cinayeti 1998 doğumlu bir çocuğun gelip kabul etmesi bu artık avukat huzurunda da olsa hani maddi vakalarla uyumlu olmadığı için geçerli bir ikrar değildir. Hani biz hep şunu söylüyoruz. Avukat huzurunda alınan ifade artık mutlak delil gibi bunun kimse aksini iddia edemez. Hayır. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 2013 tarihli yakın bir kararı var. İki tane arama tanığı yok diye verilen yapılan aramayı CMK 200 CMK'nın 119 ve devamına aykırı buluyor. Aramada çünkü iki arama tanığı hazır bulunmalı. Dolayısıyla bakınız avukat huzurunda alınan ifadede ikrar varsa dahi hukuka aykırı delil diyor. Bunu Anayasa Mahkemesi böyle kabul etmiyordu malumunuz hocam. Tek evet, tanık varken yapılan aramaya şekli bir hukuka aykırılık diyordu. Yani çok da önemli değil diyordu Anayasa Mahkemesi bu hukuka aykırılık. Ama Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne de bu yönden mesela aşacak bir karar verdi. Dedi ki iki arama tanığı yok. Aşamalarda da sanık bütün aşamalarda suçu kabul ediyor hocam. Yani ifadeniz esnasında hukuka aykırı delilleri meşrulaştırmayın değerli meslektaşlar. Hukuka aykırı delil varsa bunları belirtin. İmza atmadan önce şerhinizi düşün öyle imza atın. Eğer buna imza atarsanız mutlak bir delil değil. Elbette ki ceza usulde mutlak bir delil diye bir şey yok. Ancak çok güçlü bir delil olur hocam. Yani uygulamada da bizim Yargıtay'ımız avukat huzurunda alınan ifadede maddi vakalarla uyumlu bir ikrar varsa çok açık ve net bir hukuk aykırılık da yoksa büyük oranda bunu kabul ediyor. Sonraki aşamalarda bunu toparlaması zor oluyor. Eğer yanlış bir şey söylediyse kişi orada fazla bir şey söylediyse eksik bir şey söylediyse bu arada insan kendini savunması kolay bir şey değil. Ben birçok avukatın avukatlığını yaptım baroda görev yaptığım dönemde avukat hakları merkezinde görev yaptığımda bakın uzun yıllardır ceza avukatlığı yapmış insanların en basit hakaret, tehdit gibi suçlamalarda dahi kendisini savunamadığını gördüm. Dolayısıyla savunma makamı avukattır, hukukçudur, müdafidir. Hukukçu ancak savunmayı gerçekleştirebilir. Yani kişinin kendisini çok iyi savunabileceğini her zaman düşünmeyin. Kişi eğitimli biri de olabilir, hatta hukukçu da olabilir, hatta ceza avukatı da olabilir ama savunma ayrı bir iştir, sanattır. Bunu müdafi yapacak. Değerli arkadaşlar,
ifade almayı dört dörtlük çalıştık sizlerle bugün. Önce bir ön hazırlık yaptık, sonra da ifade alma oturumu ile ilgili bir görüşleri ortaya koyduk. Ve kapanırken şunu söylemek isterim. Makul denge kavramı vardır hukukta. Makul denge. Bu ölçürlük diye de ifade ediliyor. Şimdi bir tarafta suçu aydınlatmak için toplumun bir beklentisi var. Bir suç işlenmiş, hakikaten bu suçun da ortaya çıkartılması gerekiyor. Fakat onun karşısında da sanığın, mağdurun hakları var. Sanık ve mağdurun hakları var. Bu üç menfaati birbirine denkleştirecek bir bakış açısıyla bütün muhakeme işlemlerinin yapılması gerekir. Yani sadece savunma bakımından bakmayın, sadece mağdur bakımından bakmayın olaya ve sadece devlet açısından da bakmayın. Daima üçünün menfaatlerinin denkleştirilmesi şeklinde bir sorun ortaya çıkar. İşte ifade almada da en bunu şiddetli bir şekilde görüyoruz. Bir suç işlenmiş, o suçun da faili olduğu zannedilen, kuvvetle zannedilen bir kişi var. Olayı yaşamış. Onun anlatımları olayı anlatacak şekilde. Fakat onun da susma hakkı var, kendisini suçlamama hakkı var. Bu menfaatle dengeleştirecek bir sistem içerisinde maddi gerçeğe ulaşmaya çalışmak ceza mahkemesinin amacı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka toplantıda belki yakalama konusunu sizlerle inceleyebiliriz. Böylece bu sistem arka arkaya programlara devam eder. Teşekkür ediyorum.